Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde Elazığ Valiliği ve Elazığ Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği İslam ve Medeniyet 2. Uluslararası Sempozyumu bu yıl İhya alt başlığıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Sempozyuma Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karışit, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Eski Devlet Bakanı Profesör Doktor Mehmet Aydın, Eski Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Süleyman Ateş, Eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Fikret Karaman, Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Bilal Üstündağ, Profesör Doktor Mehmet Yılmaz, Genel Sekreter Profesör Doktor Sinan Akpınar, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri Irak, Ürdün, Cezayir, Suriye, Tunus, Fas, İran ve Malezya'dan bilim insanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı. Sempozyumun açılışında konuşan Rektör Göktaş, İslam dininin Kur'an-ı Kerim'de belirlenen ilkeleri ve Peygamber Efendimiz'in bizzat uygulamalarıyla ortaya koyduğu tecrübe üzerine kurulan İslam medeniyetinin medeniyetlerin en şereflisi olduğunu ifade etti. İslam dininin Kur'an-ı Kerim'de belirlenen ilkeleri ve Peygamber Efendimiz'in bizzat uygulamalarıyla ortaya koyduğu tecrübe üzerine kurulan İslam medeniyeti medeniyetlerin en şereflisidir. Bu medeniyetin temel hedefi kurucu unsuru olan insanı ahsen-i takvim yani mükemmellik mertebesine ulaştırmaktır. İslam'ın bütün öğretilerine dönemsel uygulamalar demeden hayatına yer verip yaşatan her Müslüman insanlığa huzur, refah ve saadet verecektir. Dolayısıyla İslam medeniyeti özünü İslam'ın temel kaynakları olan Kur'an ve sünnetten alan Müslüman fert ve toplumların İslami temsilleriyle ortaya koydukları bir medeniyettir. 2 gün sürecek olan kongrede ülkemizden ve diğer birçok ülkeden gelen bilim insanları İslam medeniyeti konusunda sunumlar yapacaklardır. Yapılacak sunumların bütün katılımcılar için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Konuşmama son verirken kongremize teşrif eden başta Sayın Bakanım Profesör Doktor Mehmet Aydın Hocam ve Diyanet İşleri Eski Başkanımız Sayın Profesör Doktor Süleyman Ateş Hocamız olmak üzere bütün katılımcılara saygılarımı sunuyorum. Yurt içinden ve dışından katılan bütün bilim insanlarına teşekkür ediyor ve herkese selam ve saygılarımı sunuyorum. Sempozyumda birer konuşma yapan Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise sempozyumun başarılı geçmesi temennisinde bulunarak yurt içi ve yurt dışından sempozyuma katılmak için Elazığ'a gelen bilim insanlarına teşekkür ettiler. Programda daha sonra sempozyuma konuşmacı olarak katılan Eski Devlet Bakanı Profesör Doktor Mehmet Aydın, Eski Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Süleyman Ateş ve Eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Fikret Karaman İslam medeniyeti konusunda çeşitli bilgiler sundu.